Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle alfası inceleyeceğiz. Alfa solar enerjide son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin fiyat grafiğine bakıldığında halkalar sonrası güzel bir çıkış, düzeltme. Düzeltmenin ardından da gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareketlerini 170 seviyesine kadar sürdürdüğünü görüyoruz. Bu yükselişte yatırımcısına muazzam bir getiri sunuyor. 170 sonrası da ilk etapta ana trend çizgisine bir düşüş kaydediyor. Tepki hareketi geliyor. Tepki trend oluşmuyor. Trend oluşmamasının ardından da gördüğünüz gibi alçalan tepeler şeklinde fiyat düşüşünü sürdürüyor ve 56 seviyesine kadar gerilediğini görüyoruz. Cuma günü 0.17 düşüşte 57.30 seviyesinden günlük kapanışını yapmış. Enerjilerin genel kaderi bu sene çok fazla alım iştahı zayıftı arkadaşlar ki aslında en iyi bilançoları, en iyi iş anlaşmaları yine enerji tarafında gördük. Ancak dediğim gibi sektör burada alım iştahı olmayınca, sektörü talep olmayınca maalesef düşüş hareketi sürdü ki buradaki yükselişin de tabii ki etkisi var arkadaşlar. Çok hızlı bir yükseliş kaydetmişti. Bir nevi dinleniyor desek yanlış olmaz ki sene başından bakıldığında şu ana kadar da %20 negatif bir getiri sunmuş durumda arkadaşlar. Kısa vadeli göstergeleri de dip seviyelerine yaklaşmış durumda. Bu ne demek? Buradan tepki hareketleri oluşması mümkün. O yüzden kısa, orta ve uzun vadeli arkadaşlar şu anki bulunduğu seviyelerden alım gerçekleştirebilirler. Kısa da 56 desteği önemli. 56'nın altında negatif fiyatlamaların devam ettiğini görebiliriz. O yüzden geri çekilmelerde 50 ve 48 bölgesinde ikinci kademe olarak alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Yani orta ve uzun vade tutacaksanız bir kademe buradan arkadaşlar, bir kademe 50-48 bölgesinden de alırsanız güzel bir ortalama yapmış olursunuz. Hisse fiyatı şuradan sonra zaten çok fazla düşüşü devam ettirmemiş. 56 bölgesinde dengelenmiş. Kısa da buradan ilk etapta 74 ve 79 bölgesine doğru yükselişler görebiliriz. O yüzden trade eden arkadaşlar isterlerse bu riski alabilir. %30'a yakın bir getiri mümkün. Ama yine de her zamanki gibi 56'nın kırılması durumunda düşüş hareketi devam edeceğinden dolayı burada 55 seviyesini stop loss seviyesi olarak kullanmanızı öneririm. Yani trade eden al satçı arkadaşlar için stop loss seviyesi 56. Bu seviyelerden risk alabilirsiniz. Kısa vade göstergeleri diplere yakın olduğu için bir tepki hareketi gelebilir. İsterseniz tepki de satarsınız. Yani 65-66'da satarsınız. İsterseniz bir miktar daha bekleyip 74-79 bandından da satış yapabilirsiniz. Bu da size kısa da güzel bir getiri sunacaktır. 79-80 şurada gördüğünüz direnç seviyesi geçilmediği sürece kalıcı yükselişler beklememek gerekiyor. Her ne kadar düşen trend burada kırılmış olsa da arkadaşlar bu direnç sonra satışlarla hisse tekrardan geri çekilmesi mümkün. O yüzden kısada alanlar isterse buradan satabilirler. Trade edenler dediğim gibi 65 bölgesini takip edip satış yapabilirler. Bu direnç üstü fiyatlamalarda da 74-79 bölgesini takip edip satış yapabilirsiniz. Ancak asıl yükseliş hareketi 79-80'in üstünde başlayacaktır. Buralardan alıp orta ve uzun vadeli tutacak arkadaşlar. Kesinlikle direnç üstünde bir fiyatlama görürse, yani 79'un üstünde kapanışlar görürse bekleyip 105 ve 124 bölgesinden de satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Fiyat buralarda dengelenmesini bitirir. Yani bu yukarı yönlü hareket sonrası trend kaldığı yerden devam edebilirse yükseliş hareketi 170 seviyesine doğru uzun vadede sürecektir. Kısa da 56'nın üstüne kaldığı sürece iki etapta 65, devamında da 79 seviyesi hedef olur arkadaşlar. Kısa vade hedefi bu. 79'un üstüne kalırsa orta vadede 105-124 seviyesi hedeftir. 124 geçilmediği sürece tekrardan satışlar görebiliriz. 124 geçilirse, üstünde kalınırsa, eğer burada momentumda da şurada gördüğünüz gibi bir trend hareketi olursa uzun vadede 170 seviyesi de Alfas tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir. Alfas teknik olarak bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşça kalın.